Alamayın. Yemekteydi. Emre so. Şekerini ben alıp mı geçiyorsun? Sen kızın alamayacağız. Geçen sana bir verdin. Altı verdin. Hadu Hanım'ın sanırım diğer yarışmacılar için bir sürprizi var. Evet, ağızları tatlansın diye kıyır kıyır kurabiyemden yaptım. Soyadını açıklayabilirsin. Hayvansever. Neden? Çünkü ben bir hayvansever. Evde böyle mi konuşuyor? Hepinizi edeceğim. Siz önceden tanışıyordunuz sanırım. Geçen yarışmada. Evet. Benden icaz etmemiştiniz. Ama zaman bizi çok değiştirdi. Günün son yarışması. Son. Beni zaten tanıyorsunuz. Ben kendimi tanıtmak istemiyorum tekrardan. Ben Nuriye, yere yatan ne oldu? Tişörtünde lekeler var. Arkadaşlar, son yarışmamızın üstünden 6 ay geçti. Ben bu 6 ay sürede Almanya'daydım. Emine, değil mi? Nasılsın? Kilo vermişsin Emine. Pampers aldım. Merhaba Taylaniye. Almanya nasıldı? Çok güzeldi Taylaniye. Yani bize junk food'lar, şahmetler, Netflix and chill yaparken yiyecek dedi. Günün ilk yemeği bende. Ben Kahramanmaraş ilçemizin. Buradan bütün Maraşlılara sesleniyorum. Büyükşehir kaç takipçi gelir? 1 milyon şeyi var. 1 milyon nüfusu mu? Evet. Nüfusu diyor medalya. Neyi? Herkün mü? Herkün. Her ilin diyor. Bugün onların yöresine ait tarhana çorbasını yapacağım. Batı tarafında turuncu suyumsu bir şeye tarhana çorbası diyorlar. Bizim oralarda daha değişik bir tarhana yaparlar ama çok zahmetli, onu yapamayacağım. Kargodan geleni mi açacaksın? Sus. Bugün tarhanayı sıfırdan inşa edeceğim. Paketli üretim. %100 yerli üretim. Paketli. Ne paketi ya? Güneşe çıktık, şimdi tarhana kurutacağız. Kurudu. Zor oldu sizin için sanırım. Herhalde üzerine bal dökülmüş. Maliyeti de yazıyor yemeğin burada. Yok yok, o şekilde değil. Şimdi yapma aşamasına geçelim. Hadi bakalım Taylan Hanım. Gerizekalı, kalk şuradan. Ay. Görünmüyor. Mutfakta sanırım bir yardımlaşma söz konusu. Bu karıya herkes yardım ediyor, ben anlamadım. Müge'nin yanındaki. Bak bir Müge'nin onun yanında çalışıp da beni 24 saat arayan o kanırlar. Emily G5 geçen yarışmada Nuriye Hanım'a yardım etti gibi. Söyle konuşun. Ne kadar bunu? Çekme burayı. Nasıl? Çekme burayı. Niye çeksin canım ya? Çek çek, bir şeyler yapıyorlar. Yardım et. Emily Hanım yeterli mi, bir bakar mısın? Birazcık daha koyarız. Bu nasıl bereketsiz bir şeymiş? Bu ne? Bakalım. Bu daha da hayvanseverin kahvaltı. Hayvansever sanırım kahvaltıda hayvan yiyecek. Hayır ya, yardım ediyor gibi. Bana kimse yardım etmiyor. Geçen sefer yardım etmeden yaptım da ne oldu? Şu et suyu tableti. Biraz. Çünkü hayır. Fakirin lezzetidir. Herkes hayır. Bilir. Efendim, et suyu tableti koyduğumuzu söylemeyin. Neden? İnsanlar bunu kullanmıyor. Tamam, ben buraya girmeyeyim. Emine Hanım, onu siz attırdınız ama az önce. Et tabletinden utandı gördüm. Et tuz koyuyoruz. Neden oluyor acaba? This is. Şimdi sana her şeyi hiç demedim ben. Onu söylerseniz ben hiçbir şeye girmeyeyim. Yemin ederim girmeyeyim. Utanılacak o kadar çok şey var ki. Et suyu. Buna girerseniz vallahi ben... Karnımız acıktı ya. Bak, buna girerseniz ben çıkarım. Emine Hanım, peki kullandığınız tavuk bulyonu, et bulyonu neden inkar ediyorsunuz? Bakın, ben kahvaltımı yapıp hemen... Kırdın mı? Kırdın mı? Ne yaptın? Dur! Dur! Ne yapayım? Ağzı kapanmıyor. Ne yapıyorsun? Taylani Hanım, hayatınızda düdüklü kullanmadığınız o kadar belli ki düdüklünün üstüne çıkacaktınız. Bakın. Ben de bir tane de benden yiyeceğim. Hayır. Bir tane de benden yiyeceğim. Kırıldı. Okey, okey. Bir dakika.
o derler adama ya. İstiyoruz. Bir dakika. Buyur. Bir dakika. Buyur sen. Bir dakika derler adama. Emily şunu al şunun elinden. Hadi bir sakin olsun herkes. Yaptım. Çık oradan arkada gözükme. Altını yakıyorum. Sağlıklı yaşa hayvanlar. Acaba Emily ellerini yıkayacak mı bu? Afiyet olsun hadi hayvan sever. Et çok kuru. Et gözüm kaldı sana. Kahvaltı değil, atıştırmalık. Evet, ben hazır tarhana yaptım. Benimle dalga geçtiler. Ben orada benimle dalga geçilmesine de izin verdim. Geçen sefer benim hakkım yenildi. Ben videonun başında herkese bir vereceğimi söylediğim için bana ona göre puan verdiler. Tiran edasıyla hiç hoşlanmadım. İnşallah çorban berbat olur da yiyemezler. Burası kısmetse olur değil. İçinde bir mizah var. İnşallah o inceyi alabilirler. Herkese yine bir vereceğim. Günün birincisini ben belirleyeceğim. Emily Yebeş ve Taylan Niye işini seven hanımı bir önceki yarışmadan tanıyorum. Özellikle Taylan Niye Hanım. Bu sefer eski insanların duygularını sömürmeye çalışmıyor ama aynı sinsiliğiyle devam ediyor. Kendisine asla istediğini vermeyeceğim çünkü ben 6 aydır Almanya'da yaşıyorum. Emily Gebeş herkese sinsi sinsi yardım etti. Taylan Niye Hanım'a aynı şekilde yardım etti. Bu sefer Emily Gebeş, kusura bakmayın yani Almanya'dan geldiğim için Türkçe çok iyi konuşamıyorum. Yarışmayı geçen sefer kazandı. Bu sefer kazanamayacağını düşündüğü için gelinini katmış. Hadot hayvan sever mi, Taylan sever mi anlamadım. Gelmiş oraya oturdu, yemek yiyor. Biz yemek yarışmasında yemek mi yapmaya geldik, yemek mi yemeye geldik? Bir de hayvansever soyadını al. Hadi o hayvanseverin sürekli et yerken görüyorum. Hayvanseverlik bunun neresinde? Ben bunu bir eleştiririm yani. Yemek değil programı burası. Evet bu konuyla ne alakası var diyebilirsiniz ama yani ben Almanya'dan geldim. Son gülen iyi güler. O yüzden şimdi gülmeden kapatıyorum. Çünkü ben Hato, hayvansever. Yarışmanın arkadaşların evine geldi. Çok enteresan insanlar. Camdan bana bağırdı. Beni tanıyormuş sanırım. Ve bana dedi ki marketten dedi şunları alır mısın dedi. Ben seni nereden tanıyayım? Diğer şu siyahlı arkadaşın adı neydi? Taylaniye. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor anlayamadım. Sürekli yardımlaşma falan ama hiç kimseye yardım etmiyor. Diğer yeşilli arkadaş da kurbağaya benziyor biraz. Vırık vırık giyinmiş. Diğer hanım çok şey duruyor, edepli, adaplı duruyor. Ona bayıldım. Ona bayıldım. İnanıyorum ki emeğimin karşılığını verecek. Nuriye Hanım'ı diğer yarışmadan tanıyorum. Taylaniye Hanım'ı da tanıyorum. Taylaniye Hanım'ın hiç en küçükcük bir değişikliği yok. Hala değişik tavırları olan. Mutfakta da çok beceriksiz olduğunu bir düdüklüğü kapatamayışından göreceksiniz. Nuriye Hanım'ın ben yarışmada benim hakkım olan puanı verip beni birinciliğe taşımasından dolayı ona karşı bir sempatim var. Taylaniye Hanım'ın çıkarttığı rezaleti de hiç unutamam. Taylaniye! Size bir sorum olacak. Hadi hayvansever sanırım sizin eski gelininizmiş. O konuya çok girmek istemiyorum. Oğlum aldatmış ve ayrılmıştı. Mutfak konusunda çok iyi olduğunu düşünmüyor. Çünkü daha önceden de yaptığı yemekleri yemişliğim var. Bu hayvanseverim diyor kahvaltıda sosis yedi. Hayvanseverler benim bildiğim eti yemez. Şimdi dur. Adil olan kazansın diyeceğim. Hadi tamam. De. Ama adil olan kazansın. Ben kazanacağıma da eminim. Emily Hanım mutfakta yine yardım ediyorsunuz sanırım. Hayır canım. Sadece görüşlerini alıyorum diyelim. Bilgimi paylaşıyorum. Bana müdahale et. Kinet yapıyorum. Biraz müdahale var sanki. Hayır canım. Kayıtlar doğrayı arka ses silecekti. Anladın. Şimdi Emily Hanım sizce buradan puan kırmayacak mı? Geçmişimiz mazimiz çok kirli. Bizden duymuş olmayın ama mutfakta hiçbir şey yapamadığınızla ilgili birkaç bir şey söyledi. Nasıl yani? Nasıl yani? Sana ne ya? Eski erkek arkadaşımın da mesajlarını buraya atacağım. Atacağım mesajlarını. Ah canım annem. Ben kimsenin annesi değilim bu arada. Merhaba kadınlar. Ay merhaba canım ya. Hatalarının içinde bir şey kalmış ama kaynanası söylemiyor. Benim tatlım biraz kısa süreceği için. Kısa sürdüğü için sakın öyle şey sanmayın bu arada. Ben biliyorum ne yapacağını. Bilmiyorum. Dondurmanın üstüne gofret koyacağım. Yansan. Kusura bakma lütfen Türkçe konuşur musun? Ben Almanya'da yaşadığım için. Sinirlendiğim zaman Almanca konuşabiliyorum. Emily Hanım günün üçüncü kahvaltısını yapıyorsunuz. Kahvam hala bitmedi. Kaçıncı kahvaltınız bu? Henüz daha yapamadım. Domateslerimi ve biberlerimi közleyeceğim. Herkes çatlasın. Neyi de közleyeceksiniz? Fırında közlüyoruz. Hepsinizde. Fırında közlüyoruz biz genelde. Biraz önce... Ocak pislenmesin diye mi? Evet.
Tadı tuzu olmazsa. O yanıklık, o karamelize. Karamelize. Ya bir dakika derler adama. Benim mutfağımda çalışıyorsunuz. Derler adama. Evet, Taylani Hanım'ın yanına gidelim. Sanırım yemeğinizi erken bitirdiniz. Önceden çalıştım. Hayallerime ulaştım. Ben sürekli bir şeyler üretirim. Üretmeyi severim. Hemen dersimi beklerken üretiyorum. Yap. Bir dakika. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ben gerizekalı değilim. Kahvaltının üstüne bir de tatlı seansınız var sana. Yani çok çabuk öfeleniyor ama Öfeleniyor değil. Tamam, onu başardım. Hayır. Öfeleniyor herhalde. Hayır! Duş sesim ben! Öfeleniyor dedim. Onu yayınlamayacağız. Merhabalar. Emine Hanım. Hadi Hanım'ın getirdiği tatları yemişsiniz. Ben yakında diyete başlıyorum. Şimdi da sevdiğim bir şeydir elmalı çikolata. Da hepinize geldi sanki bu tatlı. Ama herkes yedi. Yediniz de mi? Almanya'da bu şekilde ilerlemez bu işler. Hangi Almanya? Tatlıyı önünüze almışsınız. Babanızın tatlısı gibi yiyorsunuz. Emine Hanım, ben biraz gerildim açıkçası. Yanınızda durmak istemiyorum. Bence çok iyi olur. Çünkü ben yemek yerken beni eleştiri yapmanız çok hoşuma gitmiyor. Ben geldiğimde patlıcanlar közlenmişti. Kim közledi tam anlayamadım yani. Ben... Emil Hanım, süresi dışarıda hareket mi etti? Dolaptan bir şeyler çıkartırken. Ben patlıcan közlemesini uzun sürdüğü için yaptım. Ortam gerilmeye başladı. Bu senin sayende oldu. Ben bunu yapmayacaktım. Adil davranmaya çalışıyordum. Emine Hanım, davranacaksın. Sen burada bir rekabet çıkarttın, tamam mı? Bundan yarışmaya sonra gardını al, tamam mı? İlk hamle benden gelecek. Yarışmacılar zaten ön yargıyla gelmiş. Ben ön yargıyla gelmedim Emine Hanım. Ben tatlımla geldim. Siz tatlınızla geldiniz ama dilinizde tat yok. Acı. Ay elinizdeki, elinizdeki soğandan daha acı. Yemiyorum tatlınızı. Ben bu acıdan yediniz, sonra yediniz, tatlı. Şimdi mümkünlük yani. Elinizde tatlı, dilinizde acı. Hado Hanım bütün yarışmacı arkadaşlara bir Türk kahvesi yaptı az önceki gerginlikten sonra. Hado, Emily, kahvenizin tadına bir bakın. Hado Hanım kahve yapmış ama benim ondan öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Taylani Hanım öğrencilik yapıyor sanırım aynı zamanda. Sizce öğrencilik ve ev hanımı yemek işleri bir arada yürür mü? Yürür, neden yürümez? Bence yürümez. Bence de yürümez. Güzel bir şey yapıyor, eğitim alıyor. Ki tabii ki ben Almanya'da da öğrencileri çok... Almanya'da da ben öğrencileri çok takdir ederim ama benim söylemek istediğim şey siz farklı taraflara çekiyorsunuz. İkisini yapamazsınız. Yürüyor. Ben nasıl yaptım. Yürüyor? Hanımefendi çorbayı oraya koydu gitti. Ben gördüm, altını siz kapattınız. Neden onu tuttu cücük? Ön yargılı davranıyorsunuz. Ben dışarıdan okudum mesela. Ya dışarıyla içerisi aynı. Sizi geçen sefer ben birinci yaptım. Tamam. Bunu unutmayın. Hado! Şunu fark ettim ki... Bu konuyu artık kapatalım. Yok canım, ben de yemekteydim. Emili Hanım, tatlıdan yemeyeceğim dediniz ama tekrar tatlıyım. Tatlım tatlı da dilim acıymış, hep öyle dedi yuttu. Dedi yuttu. Ben her şeyimi, her malzemeyi önceden hazırladım. Diğerleri gibi telaşa gerek yok, dış ses. Ay kanka, gerildim. Almanya'da hep böyle yaparız. Tarifimizi telefonumuza kaydettik. Tenceremize koyuyoruz. Benimki çok basit. O margarin olanın margarin veri almışım. Margarin gösterin. Ne kullanacağım? Veri almışım diyor. Emili, ne kullanacaksın? Evindeki margarin bu. Bunu yapıyorsanız sana yemin ediyorum terk ederim. Kalk çıkar giderim. Bir daha... Böyle bir gerginlik ben kabul etmiyorum. Emili Hanım sürekli gerginlik çıkartıyor. Nabız yükseltiyor. Şu anda kaçıyor. Evindeki malzemelerin kalitesini sevmiyorsan kullanmayacaksın. Emili. Şekerini ben aldım. Mı geçiyorsunuz siz? Salak mısınız? Rezil oldum. Hadi be. Ya yalan. Kameralar. Dur elim. Hadi sen tersin.
Ay, benim kaybım. Bağırma bir daha. Bu benim kaybım. Elinde bir şiş var diye bu. Uzayın be! Bu gerginliğin arasında kazanacak tek bir isim var, o da benim. Peki kendinize Hado gelini rakip görüyor musunuz? Rakip gördüğüm tek insan gerçekten aramda. Hado gelin, birazdan onu kuliste de kafalayacağım için. Alamanya'da gittiğim kurslarda ben öğrendim. Ben size anlatayım hemen. Herkesin birinin taktiğini yapacak. Herkese iyi davranın. Geçen seferde Taylaniye Hanım'ın yaptığı noodle'un bizim Türk usulü falan bir şeyler dedi. Ama yapılan tatlı Türk tatlısı değil. Önüne onları yedi. Emily ve Taylaniye bütün tatlıyı götürdüler. Emily tek başına tatlı götürdü. Sadece Almanya'da yetişen bir tatlı var. Ben onları ondan götürdüm. Toprakta mı yetişiyor? Düş ses. Almanya'ya gittin mi? Hayır. Az önce kamera arkasında bir kahve döküldü. Kahvenin bulaşıklarını ben yıkadım. Nasıl oldu? Kahvenin bulaşıklarını ben Nuriye Hanım'ı yıkarken gördüm. Emily diyecektim. Nuriye Hanım'ı yıkarken gördük biz. Yo, ben yıkadım. Ben yıkadım. Söylüyor ha bu. Öğretmeyi severim. İçeride ders işlerken. Bu konuda eleştirildi. Bizden duymuş olmayın ama öğrencilik ve ev hanımlığı aynı anda yürütülmeyeceği söylendi. Kim diyor onu ya? Ha? Her iş aynı anda yürür. Evet, bir çorbayla hayat yürür, doğru söylüyor. Çorbayla hayat yürür, doğru söylüyor. Sesi soluğu kesildi bir yanda. Ay hep beraber çok ses. Ay çok ses ne ya? İçeride çok büyük gerginlikler çıktı. Gelinle kaynanalar birbirine girdi. Taylaniye Hanım zaten çorbasını savurdu ocağın üstüne. Daha sonra ortalıktan kayboldu. Ve Türkiye'deki hava şartlarına alışamadım. Ben Almanya'da yaşadığım için. Bakın saçım filan posurdu. Pospos oldu. Buna rağmen ben savaşıyorum. Onların seviyesine asla ve asla düşmeden. Yani ih yaptım yani tatlıları. Welcome. Türkçe'de nasıl söylüyordu? Almanya'da da farklı söylüyoruz. Söylersem anlamazsınız diye söylemiyorum. Çorba yaptı. Hado makarnayı al dente yapacağım demişti. Makarnalar pofidik bir şey olmuş. Yüzenklere benziyor. Nine. Bakın benim soyadım yere yatan. Ama bu yarışmada herkesi yere batıracağım. Arkadaşlar biz Hande ile kendi aramızda anlaştık. Bunlara bir vereceğiz. İntikamımı alacağım. Sabahtan beri fark ettiyseniz sessiz. Hala çorbayı ben yaptım falan filan diyor. Size çok bile kızım. Seni birinci yaptım. Ben var ya uzun süredir bunun kinini, öfkesini içimde taşıyorum. Eşek gibi çalıştırdım sizi. Eşek gibi. Garibim elleri yana yana bir şeyler közledi. Umrum olmaz. Hazır çorbayı. Attım düdüklüye. Yaptım düdüklüğün içerisinde. Oh Hande'yi birinci yapacağım. Nuriye Hanım, tatlım çok değişik. Tatlı yere göğe sığdıramadığı tatlı, sütlü irmik tatlısı bildiğimiz. Taylaniye Hanım'sa benim çorbam büyük bir sır diye abarttı. Yok, hamurunu kendim yoğurdum. Hazır tarhanayı düdüklüye koydu. Onda da benden yardım aldı. Hado Hanım'ın yaptığı yemek gerçekten çok emekli. Benim yemeğime gelince herhangi bir tarifte bulunan bir yemek değil bu. Benim yemeğim birinci olacağından eminim. İlk önce bir gerilimli başladık yemek yapmaya. Emily ile kavga ettik. Neden? Çünkü eski kaynanam kendisi. Bana hiç dedik vermiyor. Beni rakip olarak görüyormuş. Hemen menüsünü değiştirmiş. Neden acaba? Nuriye ve Taylaniye sürekli gelip gidip beni diyor ki seni birinci yapacağım. Tanışmıyoruz etmiyoruz yani. Niye böyle şeyler yapıyor anlamadım. Ben zaten herkese bir vereceğim. Belki Emily'ye yüksek verebilirim. Ben böyle karışık konuşurum, biraz bir de devrik konuşurum. Çorbayı da Emily'den yardım alarak yaptı. Suyun içine saldı. Şimdi de örgüsünü almış elini. Sen buraya yarışmaya mı geldin? Elinde örgü örmeye mi geldin? Beni birinci yapacakmış. Ben zaten birinci olacağım. Bir dakika derler adama yani. Emily de bana çok iyimser davrandı. Tatlı bir yeşil kurbağaya benziyor. Ben o kadar çabalamışım. Sen beni tatlıyla geçebileceğini mi sanıyorsun? Emily'yi hiç saymıyorum. Ona kinliyim zaten. En sonu ev emekli yemek. En sona kaldı. Bu da bir adaletsizlik ama başaman sosunu pişirdim. Başaman sosunu pişirildi herhalde. Patlıcan soğurtma diyorlar ama ben farklı bir şey deniyorum. Sonra da kaşarını... Merhaba. Ben gel. Patronum sizden bir yardım rica edebilir miyim? Tamam. Çünkü köftelerinizi yaparken ben yardımcı olmuştum. Kaşarı rendeler misiniz? Ben yemeklere odaklandım. Sizin gibi boş konuşmuyorum. Gitmek yemek başladım. Yemek dediğiniz bu mu çıktı ortaya? Neden öyle bu mu çıktı ortaya? Daha pişmedi. Taylaniye Hanım çorbanızın sosunda Emily Hanım yardımcı oldu sanki. Evet. Kendim yaptım.
Bir daha bunu yaparsan. Kendim yaptım. Yemin ederim bunu bir daha yaparsan. Bileklerim. Özür dilerim. Bileklerim kırık. Bu ne yani öpüşmeler falan? Emily Hanım yaptı sosu da sanırım. Herkesin. Yeter lan. Yani dış sesim bende, bir daha uğraşma. Sofra hazırlanmış. Sofra değil masa. Ay masa. Vallahi. Evet, Emily Hanım'ın beşamel sosu yemeği. Ve halı da hazırladı. Emily bir panik içerisinde. Yemeğime bakın. Yemeğim hazır. Yok. Nasıl yani? Ben sen fırındayken beni... Herkes adil olsun. O zaman masaya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Lan! Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hello, hello. Merhaba. Jackfruit. Almanya'dan. Üzerinde yazıyor zaten. Yazıyor üzerinde Almanya diye. Almanya'dan ne oldu? Frau Gebesch. Das Geschenk. Hediye demek Almanca'da. Frau hayvan sever. Das Geschenk hediye. Teşekkür ederiz. Frau eşini seven. Das Geschenk. Umarım seversiniz. Almanya'da çok ünlü. Almanya'da çikolata bilirsiniz, meşhur. Almanya'da bu çok meşhur. Gerçekten mi? Evet. Ben hiç yemedim bunu. Bilmiyorum. Başlayalım. Şuraları kes. Allah Kusma. Rol çalıyorsun. Ay tamam yeter. Burnun düşük tutuşuk gibi gittikçe. Bir de beni en unutuldu. Evet tanıyorum. Neden buraları kes? Ya daha yüksek. Bir şey söyleyebilir miyim? Çorba yaparken içindeki musluk suyu mu? Pilavda da değişik bir su tadı, soğuk su mu kullandınız? Çeşme suyu kullandım. İçinden de bir şey çıkıyor. Nane. Bu ne? Nane. Gerizekalı nane, nane. Benim insanın ağzını yoran bir çorba. Yavaş yavaş. Allah rızası için ya. Nereye geldik? Lütfen yapma. Acıktım, midem bulanıyor artık. Tuzlu değil mi? Evet. Üzüm var. Gel işte. Çay var mıydı? Üzüm var, üzüm. Çok tuzlu. Çok tuzlu. Bence uzatmayın yiyelim. Ya tuzu annem koydu. Sen koydun. Emily koydu. Kamera çekti. Sen koydun tuzu. Tamam tamam görürüz. Tuz koyuyoruz. Tuz koyuyoruz. Şok. Çok kıvamlı. 2 saatte tuzlu bir şey. Çok kıvamlı olmamış mı tuzu sen koyunca? Gerginlik çıkmasın masada. Ay bana geldi. Lütfen kalkar mısın? Neredesin sen? Aa, ha? Neredesin sen? Elinde alamayız adamı. Ben kendi yaptığımdan başladım. Bu söğürme değil. Bu söğürme değil. Döğür söğür bir yemek olmuş. Hocam bir şey soracağım. Çok güzel. Başamelin bunun içinde ne? Daha yemedin ama. Sen nasıl olduğunu söyle. Ne işi olup olduğunu sorma. Bu nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Enfes. Çok iyi. Nimete saygımdan yemeğinizi yiyeceğim yok. Diye mi? Çekme! Sanırsam ki Emel Hanım tarafından yemeğiniz ocaktan erken indirilmiş Halide Hanım. Sizin tarafınızdan zaten yapılamaz çünkü mutfakta yoktunuz gün boyu. Masayı Hande Hanım'la biz hazırladık. Hayır. Hado'yla. Ben hazırladım, yalan söylüyorum. Hado ben de yardım ettim. Nereye ettiniz? Hayır. Almanca oluyor. Nuriye Hanım, o kadar büyük alıyorsunuz ya da düşünmüyorum. Biraz bana melemeni hatırlattı. Patlıcanla melemeni nasıl bağdaştırdın? Bütün başamelen gelmiyor. Ben başamelin tadını alamıyorum. Ben dedim zaten, ben fazla başamel. Bu üçlü çok iyi oldu. Hado, Emily ve ben. Taylaniye niye yiyor? Aa, siz de mi buradaydınız? Ama çok yakışan dörtlüyüz. Havva Hanım, Tuğçe Hanım, siz, ben. Emiz Hanım'ı niye saymadınız? Ah pardon, o da mı buradaydı? O kavur yemekle meşgul. Yap ağzını. Yap. Yap. Kutsaydınız keşke. Ne yapıyor biliyor musun? Habire terlik. Lütfen insanlara da kalsın. Ben tatlıyı yiyemem eğer. Hayır yiyeceksiniz. Ben de yarım bıraktım. Herkes yarım bırakabilir. Pardon. Neyi işte yarım bıraktı? O tabak yarım mı şu an? Evet. Duruyor, bir şaşırttınız beni. Damağınızı yiyeceğiz.
Ne boş boş suratlar. Boş değil ki. Ne oluyor? Beklenti çok yüksekti bu tatlıdan ama sadece tüm değirmek. Ben bayıldım. Hüsten cevizi de var. Memnuniyetsizlik yapmayalım. Siz çok değişmişsiniz. Şimdi birinci o yaptığına bir bak istersen. Bu parmak kalkmasın. Neden tehdit? Neden tehdit lan? Kimi sen de yapamak istersen. Karıştırıyor. Emil gebeş olmuş. Emin be! Allah kahretsin. Kavgalar! Yorumlarınızı alayım. Dört koldan üzerime geliniyor. Farkında mısınız? Üç kol var ama. Kendimin rengi değişti. Bir dakika bak şimdi göstereceğim kamerada görsün. Ben bir yere doldum. İlk bana göster. Hayır gel. Tofu gibi. Doğru söyle. Hayatınızda hiç tofu gördünüz mü? Evet, Türkiye'de gördüm. Çok pahalı ama biz Almanya'da sürekli... Gerçek yorumları yap. Ama keşke bunu böyle değil de dilimler hali. Bir kat pasta, bir kat dondurma. Ağzını lak diye attın mı? Yayım ağzından biri. İçinde ne hali var sakın gül. Sen asıl gülme bu ne? Bakıyorum. Ellerinize sağlık. Evet, kazanamayanlar sükunetini korusun. O zaman biraz sıkıntı yaşadık. Ya, birinci şey, olmayı mı planlıyorlar? Birinci benle, ikinci kim? Bayağı hazırlamış kendini yalnız. Annemin evine bak. Bu gülerken ben mi oluyor? Sen de turuncusun. Gecenin bir özetini yapayım. Emily ile çok kapıştı. Beni sabote etti. Tecrübesine güvendim. Birkaç soru sordu. Lök diye yemeğimin sırasını bozdu. Size psikolojik baskı uyguluyorum. Hiç gördün mü? Bu çatlak başka hiçbir şey değil. Kızın damayacağız. Sen bir şey değil. Taylaniye dedi ki biraz çiğni oldu. Yani bugün beni en yıpratan yarışmacı Emily oldu. Biraz Taylaniye'ye hak verdi. Yemeği de melemenin üzerine beşamel sos yapmışsın. Ne alaka? Sinirleniyor, renkten renge giriyor. Yaşı da var diye ben bir şey demedim. Yani aldığı kaşarı bile kendisi yapmamış. Ben nasıl not vereyim? Hadi yine emeği var yani. Nuriye'ninkinden iyiydi. Nuriye'ninki de tadı iyiydi ama basit. Şu an Emily'nin puanı... 5. Taylaniye hiçbir şey yapmadı. Zaten izlerseniz kamera karşısında da göremezsiniz. Sabote etti insanlara. Oturdu örgüsünü ördü. Burası örgü örgü mü? Örgü örmeye mi geldi sen? Neymiş köpeğini örgü örüyormuş. Tamam biz de hayvan severiz. Musluk suyu kullanmış. Ha, bu arada Taylaniye sana 10 vereceğim dedi. Sen onların hepsine 1 dedi. Taylaniye'ye işbirliği yapsak da yapmasak da ben zaten 1 verecektim. Kendi çapında bir plan kurdu. İçeride de bana haberi milleti... Bana bir vereceğim belli zaten. Nuriye de şok insanı. Ara geliyor Almanca bir şeyler söylüyor. Anladım Fransızca, İngilizce falan biliyorsun. İspanyolca biliyorsun. Almancayı biliyorsun. Ay amma da çok dil biliyormuş. Emily kesin kapı dinliyordur. Onun huyu zaten. İşte tuvalet kağıdıyla sarmış. Üzerlerine de saçma sapan isimler yazmış. Tatlı. Evet iyiydi ama ben ona yüksek vermek istemiyorum. Kusura bakmayın ben yine hak yemedim. Benim şu an tek rakibim Emily. Yemeğinin çok güzel olduğunu düşünüyor. Geçerliliği yok bence Türkiye'de. Taylaniye Hanım'ın çorbasını emek falan yok. Rondo'dan ben geçirdim. Hazır Kahramanmaraş'tan gelen bir çorbayı pişirip bize servis yaptım. Taylaniye Hanım'a oyum 2. Hado Hanım'a gelince yemeği çok emekli bir yemekti. Fakat lezzeti bana çok da böyle çok güzel gelmedi. Ona oyum 8. Nuriye Hanım'a baştan çok bir emeği yok diye söylendimeli. Gerekse sütünle ve irmiğin buluşması çok güzel. Ona oyum 10. Kendi yaptığım yemeğe de oy vermek gerekirse konsepte kendime oy veremiyorum. Cidden kamerada yansımasa da korkunç bir gece oldu. Herkes birbirine girdi. 9. Ben sandım ki bu yarışmaya gelirken o Taylaniye Frau eşini seven düzelmiştir sandım. Ben bu yarışmaya tekrar gelmemdeki sebep saygı çerçevesinde içinde olacak böyle kalpazanlıkların olmayacağı bir yarışma diye düşündüm.
Yemeğe puan vereceğim. Saygısını şununu bunu kenara koydum. Nicki Minaj'ın da söylediği gibi, Anaconda gibi her yere saldırmaya başladım. Emily Hanım çok değişmiş. Ama Taylaniye torbayı kazana koydu, her şeyini zaten Emily yaptı. Ha, ben konuştum az önce prodüksiyon ekibiyle. Sıfır veriliyor mu diye. Yok, sıfır verilmiyormuş. O yüzden beş kulak şeytan suratlı, yeryüzüne süzülerek inmiş kırmızı suratlı iblis Taylaniye'ye puanım 1. Halo yeni gelin. O yüzden ben yeni gelinlerin hevesini kırmayı çok sevmem genelde. Sunum sayfaları falan açarlar o yüzden. Ama ya onun da tarafı belli değil. Ne yaptığı belli değil. Kimle konuştuğun belli değil. Kimi sevdiğin belli değil. Neyi iyiliyorsun, neyi kötülüyorsun o da belli değil. Ayrıca neyi eleştirdiğin belli değil. Safın belli değil. Kimi tuttuğun belli değil. Hado, git ilk önce hayvan sever olup et yiyene kadar ilk bir karakter sahibi ol. Lansam. Ama Hado'ya puanım 10. Çünkü yeni gelin. Biliyorsunuz ki Emily'yi diğer yarışmada ben birinci etmiştim. Ama ne yalan söyleyeyim, şimdi evine geldik. Margarin kullandırdı Vera. Tavuk suyu desen yok. Bulyon attırdı bize yemeklerin içine. 3 kuruşluk evinde 1 kuruşluk yiyecek yok. O da bir ona saldırdı, bir buna saldırdı. Hiçbir şey anlamadım ondan da. Ona da 10 puan veriyorum. Beni zaten birinci yapmayacaklar. Benim zaten 3-5 kuruşta da gözüm yok. O yüzden onlardan isteyen birinci olsun. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Emily'den geçmiş zaten ama ona da 10 puan verdim ki emeği var, evine çağırdı bizi, ağırladı. Mendevur kadın. Mendevur. Suratsız bir şeydi o da. Hadi gidin de bozdurun harcayın be. Kepazeler. Başıma gelenleri az çok herkes biliyor. Burada travmaları. Ben günlerce burada yaşadığım olaylardan sonra düşündüm. Yarın bir gün evlensem, çoluğum çocuğum olsa ben bir daha onlar için yemek pişirebilir miyim diye. O gün bugündür terapi alıyorum. Her türlü yöntemi denedik. En son örgüye geçtik. Üretmeyi severim. Bu programda yaptığım şeyi bazıları kalleşlik olarak adlandırabilir. Bu bir baş kaldırı. Ben yine aynı kalleşliği yapacağım. Ben yine herkese bir vereceğim. Hak eden herkese, hak ettiği zaman, hak ettiği tatlısı güzel olmuştu. Beni hiç ilgilendirmez. Bir vereceğim. Benim 22 alerjim var. Yemeği gerçekten iyi değildi. Yani başamel sosun onun içerisinde ne işi var? Şahtı şahbaz olmuş. Benim Emily'ye puanım 1'dir. Ben kendimi daha çok seviyorum. Nesibe, Necmiye, Nuriye. Nuriye'nin tatlısı gerçekten güzeldi. İrmi'yi sen mi yaptın? Yok. Hindistan cevizini sen mi yaptın? Yok. Sen ne yaptın şimdi? Dalga mı geçiyorsun sen? Benim Nuriye'ye puanım 1. Bir de bir Almanya'dan çikolata getirin Nuriye. Allah'ını seversen köyden gelmiş olabiliriz. Ülker çikolata gofreti de gördük yani. Hande, yaptığın yemeğin hiçbir numarası yoktu. Ama olsun, sen ziftin pekini de yapsan ben yerim. Beni hiç yalnız bırakmadın. Beni namerde muhtaç etmedin. İnşallah o da benim için iyi şeyler söylemiştir. Allah'ın cezası. Hato'ya puanım 10. Evet, şimdi oylarımız açıklanıyor. İyi midir siz? Kimin oylarından başlıyoruz? İlk Hande'ye verilen oylardan bahsedeceğiz. Benden başlayacağız. Sen oy... Benden başla! Benden başla. Hato'ya verdiğin oyu söyledik. Bakma. Hado Taylaniye'den 10 puan aldı. Teşekkür ederim. Hakkıma. Hayır. Be! Çay. Sen Hado'ya kaç puan verdin Emile? Hado'ya Emily'den 8 puan. Ben Hado'ya 10 puan. Şeytan, Nuriye'nin puanlarını öğrenelim. Bak şimdi geliyor bir bozuluyor. Nuriye puanı 1. Kız vak diye bir yere düştü. Kime? Bana, Nuriye'ye. Sana oyum. Kadın adı. Adını çok beğendim. Tebrik ederim. Ama İttifak kurmuşlar bunlar. Aman tanrım. İnşallah. Neden? Sadece birbirimize yüksek puan verecektik. Sen de mi oldun? Ben yılan falan değilim ben.
kendimi düşünürüm sadece. O Taylaniye'ye verilen oylar açılsın. Bir verdim, sıfır verdim, bir verdim, bir verdim, bir verdim. Köpek, köpek, köpek. Oyum. Bu, %1'e. Ne kadar verdin? 2. Sen kaç verdim. Verdin Hande? Tabii ki 10 verdim. Hayır, 1 verdim. Bakın iyiye. Kesin. Patlattım, düşmanlarımı öldürdüm. Kamikaze dalış yaptım ben. Çok eğleniyorum. Ben birinci. 1 verdim ona. Ona sana 1 verdim. Hadi. Bir daha kap patlatın. 10. 10. Teşekkür ederim. Hayır, ben 5 verdim. Kendi ben, ben sana 8 verdim. Ya da birinciyim. Haksız yere. Birinciyim. Hayır canım, şerit bana niye 2 verdin? Edemem lazım. Senin onu 10 verdin. Yaşadın. İkisi birbirine. 8 neye veriyor? Sen de devam. Geçen sana 1 verdin, 6 verdin. 6 verdin. Sen ya, neden ona 10 verdin? 6 niye verdin? Senin öyle yaptı onu birinci. Hırsan para. Allah kahretsin, çıldırın. İyi, ben planladım. Her şeyi ben planladım. 2 puan, 2. Ben 8 versem yine kurtarmayacağım. Biz de hepimiz buna... Gelininden yüksek puan bekliyoruz, değil mi sen? Onu sen verdin, oraya sen... Bunlar bir rüya mıydı? Aldım, birinci mi oldu? Ben seni dönüştürdüm. Bitti, yemekteyiz Erbahlansan. Bu saatten sonra bitti. Bitti. Oh Taylan yine. Benim das geçenklerimi de geri verin. Canıma değsin, intikamını aldım. Ben bu oyunu bozarım. Tamam, boş verin Taylan. Ben bu oyunu bozdum. Bastım, bastım, bastım. Ay Taylan, ay Taylan. Kafama vuracağım. Bir daha vuracağım. Vuracağım mı bana? Darısın. Ay ya, ne rüya? Şey, herkes bildiği gibi söylesin. Bir,